Merhabalar efendim, ben Salih Erdim. Bugün burada olmakla kendimi çok şanslı hissediyorum, Rabbime şükrediyorum, vesile olanlara teşekkür ediyorum. Bana çok farklı ve özel düşünceler, duygular oluşturdu bu mekan. İnsanların sevgiyle, insanların özveriyle, ciddi bir çabayla çok güzel eserler ortaya koydukları, çok hoş bir ortam. Ben ee, dernek yetkililerini katılımcıları tebrik ediyorum. Nice güzel başarılara imza atarlar inşallah. Efendim bizler Allahü Teala'nın emriyle yeryüzüne gönderiliyoruz. Ne zaman ne olacak? Sağlıklı mı devam edeceğiz? Sağlıksız mı devam edeceğiz? Hayatımız ne kadar sürecek? Biz ne zaman nerede ve nasıl bir pozisyonda bulunacağız bunu sadece Allah biliyor. Bir insanın hayata başladığı andan itibaren bir serüveni oluyor, bir süreci oluyor. Kimi daha anne karnındayken, kimi doğum esnasında, kimi doğumdan sonra ve hayatının değişik aşamalarında bazı sıkıntılar yaşayabiliyor. Bunların kimisi kalıcı, kimisi geçici olabiliyor. Şimdi meseleye şöyle bakmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Biz bu dünyaya gerçek bir insana dönüşmek için geldik. Alimler derlenmiş ki Allah'ım ikinci doğumumu yapmadan beni bu dünyadan alma derlermiş. Bununla kastettikleri şey biz beşer olarak doğuyoruz. Bu beşer bedenden bir insanı kamil ortaya çıkarmak. Hayata ve hayatın içindekilere, hayvanından, çiçeğinden, böceğinden insanına varıncaya kadar daha sağlıklı, daha doğru, daha düzgün bir yaşama biçimini öğrenip Allah'ın istediği hale gelerek, o kıvama gelerek, o inceliği kazanarak gitmemizi istiyor Hazreti Allah. Alimler de bunun için ikinci doğumumuzu yapmadan bizi huzuruna alma Allah'ım diye dua ederlermiş. Şimdi efendim benim evde yaşlı bir kayınvalidem var. 87 yaşında Alzheimer, yatalak ve şu anda bizim evimizin şeref misafiri. Rızık kapımız ve bizim için çok değerli. Kendisi arada böyle konuşuyor. Bilinci yerinde ama hafıza yerinde değil. Kimi zaman konuşuyor, kimi zaman konuşmuyor. Oğlum geçen gün onun yanına gitmiş. Ben merdivenden inerken konuştuğunu duydum. Babaanneciğim bak ben geldim. Ben senin torunun şehit canım. Hani Zekeriya oğlun var ya, Saliha gelinin var ya ben onların çocuğuyum. Bak biz senin yanındayız. Sen yalnız değilsin kendini rahat hisset. Biz hiç seni bırakmayacağız. Tamam mı babaanneciğim diyor. Yanaklarını öpüyor. Nasıl mutlu oldum. Nasıl mutlu oldum. Bir annenin evladında görebileceği o kadar değerli bir insani özellik ki. Bir insanın üstünde çok kalite, marka, şu bu giysileri olsa parası olunca herkes alabilir bunu. Olsa da olmasa da insana bir şey katmaz. Üstünüzdeki kıyafetin markası sizin kimlik kişilik inşanıza bir şey katmaz. Sizi mutlu eder o kadar. Ama olmasa da siz insanlığınızdan bir şey kaybetmezsiniz. Bindiğiniz araba çok lüks olabilir. Ama lüks arabaya bindiğinizde olur. Lüks arabadan indiğinizde olur. Hiç arabasız kaldığınızda olur. Bunlar da değişir. Makamınız, mevkiniz bugün vardır, yarın olmayabilir. Onlar da değişir. Ama insanlık kalıcıdır kalıcı olanlardan sizde ne var? Bir gün çocuklarıma dedim ki yavrularım dedim. Cebinizde taşıdığınız ne varsa TL, avro, dolar, döviz, çek, senet. Onlar bitince üstünüzde taşıdığınız ne varsa kot, mont, marka, kalite ne varsa onlar gittiğinde geride kalan şey neyse siz osunuz. Ona yatırım yapın. Diğerleri hep geçici sizde kalıcı olanlara yatırım yapın dedim. Şimdi kayınvalidem bebek gibi sağa sola döndürüyoruz yatak yarası olmasın diye her bezini değiştirişte özenle kremliyorum. Özenle merhemini sürüyorum. Şu anda kayınvalidemin benim ona yaptıklarımdan haberi yok. Ama yaptıklarım beni besliyor, beni insan yapıyor, beni onarıyor. Bana lazım. Şu anda ona doğru bir bakış açısı bana lazım. Benim çocuklarıma ben bir büyüğe şöyle bakılmalı. Bir yatalak olduğu zaman işte yakınlarınız şöyle ilgilenmeli desem, bir ansiklopedi dolusu bir şey söylesem, kayınvalideme sevgiyle bakıp yanaklarını öpmem kadar çocuklarım etkilemez. Ve bir davranış oluşturmaz. Şu anda benim çocuklarım evde bir hasta olduğu zaman nasıl bakacaklarını, nasıl ilgileneceklerini biliyorlar. Ve onun en çok sevgiye ihtiyacı olduğunu biliyorlar. Ve onun en çok ilgiye, şefkatle yaklaşmaya ihtiyacı olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla ben çocuklarıma kalıcı bir servet bıraktığıma inanıyorum. Benim üzerimde gösterdiğime inanıyorum. Allah'ın yardımıyla, Allah'ın lütfuyla. Ben kayınvalidemi seviyorum. Aramızda çok şeyler geçti, çok sıkıntılarımız geçti. Ama o da benim için bir nimetti. Biraz daha insan olmam için bir fırsattı o da benim için. Strateji üretmem, kendimi geliştirmem, sabrı öğrenmem, sıkıntılara katlanmam beni onardı, beni iyileştirdi. Dolayısıyla şu anda diğer kayınbiraderlerim de var, eltilerim de var. Onlar da çok severek bakarlar ama bana çuval dolusu para teklif etseler asla kayınvalidemi vermem. O bir fırsat. Ben bir gün Bundan iki dönem önce hacca gitmiştim. Çok özür dileyerek anlatıyorum. Ondan sonra konuyu tekrar e, başladığım yere getireceğim. Hepinizden özür diliyorum. Bir de baktım ki kayınvalidemin belden aşağısı batmış. Hemen onu eldivenlerimi giydim. Banyoya götürdüm. Canı yanmasın lifle diyerek pamuk aldım elime. Onu sabunladım. Ağlayarak temizledim. Dedim ki Allah'ım sen hacca gitmeden önce beni arındırmayı seçtin. Bunu bana nasip ettin. Sana şükürler olsun. Bir insanın en ağır bakımını yapmak için beni seçtin. Ben ne kadar şanslı bir insanım dedim. Sana şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Kayınvalidemi anne gibi bakmamı, bir evlat gibi hizmet etmemi sen nasip et dedim. Ama dayanamayabilirim, söylenebilirim. Bunu da sana şikayet ediyorum. Ben hamım, ben toyum, ben cahilim. İnsanım sonuçta, zayıflı yönlerim var. Sen beni kuvvetlendir. Sen gerçek bir evlat gibi kayınvalideme iyi davranmamı sen nasip et Allah'ım diye gözyaşıyla Rabbime yalvardım ve dua ettim. Şimdi burada pırlanta gibi gençlerimiz var. Aslında ihtiyacı olan onlardan çok bizleriz. Biz onlara nasıl bakıyoruz? Bu sınav bizim sınavımız. Ben şunu gördüm. Bunu fiilen tecrübe ettim. allah Teala bir insandan bir nimeti alırsa bir başka tarafını güçlendiriyor. Gözleri görmeyenlerin kulakları ve parmakları çok güçlü oluyor. Kulakları duymayanların gözleri ve parmakları ya da başka uzuvları, sezgileri çok güçleniyor. Dolayısıyla acaba şöyle bir heyecan sarıyor beni. Acaba gerek fizik olarak, gerek zihinsel olarak Allah bir kulundan bir şeyi aldığı zaman acaba onda neyi artırdı? Acaba onda neyin gelişmesini takdir etti? Bana ne düşüyor? O sıkıntı yaşayanın yakını tanıdığı olarak ben onun Allah'ın geliştirdiği diğer yönünü açığa çıkarması için nasıl destek olabilirim? Ona nasıl katkıda bulunabilirim? Ailesine demeliyim ki kayınvalideme bakma açısından ben seçildim. Benim için büyük bir onur Rabbim beni seçti. Böyle çocukların evladı olmak için de Allah sizi seçti. Bu bir onur. Çünkü bu taleple olmaz. Bu davetle olmaz. Bu Allah'ın bir seçimi. Allah sizi seçti. Ve çocuklarınıza bakarak siz onarılıyorsunuz. Siz sabrı öğreniyorsunuz. Siz daha çok insanlığı öğreniyorsunuz. Daha çok bir insana Allah için sabretmenin, gelenin Allah'tan olduğunu bilerek ona yardımcı olmanın ve onun topluma katılması ve onun kendi yeteneklerinin, becerilerinin farkında olması, onun mutluluğu için hem bir şeyler üreterek hem bir şeyler becererek onun mutluluğu için ben kendimi açıyorum. Ben kendimi aşıyorum. Ben kendimi iyileştiriyorum. Bu beni güçlendiriyor. Bir hikaye anlatılır yaşlı bir dede kulübesinde otururken gayipten bir ses duymuş. Ey felanca bundan sonra senin görevin evinin önündeki kayayı var gücünle itmendir demiş ses. Bu sesin Allah'tan geldiğine inanmış beyefendi. Kollarını sıvamış, başlamış kayayı itmeye. Bir itmiş, iki itmiş, üç itmiş, aradan bir yıl geçmiş. Şimdi birkaç altını çizeceğim birkaç cümle var. Birincisi yaptığı işe inancı zayıflayınca şeytan kulağına fısıldamaya başladı. Yaptığı işe inancı zayıflayınca şeytan kulağına fısıldamaya başladı. Bu cümlenin altını çiziyorum sonra vurgu yapacağım. Sen bu kayayı itmekle boşuna gücünü harcıyorsun. Boşuna enerjini harcıyorsun. Bak bir milim bile ilerletemedin. Boşuna yorulma bırak kayayı itmeyi otur dinlen Arada it arada dinlen boşuna yorulma diyor Şöyle bir düşünüyor doğruya diyor ben hiç hareket ettiremedim o zaman niye bu kadar yorulayım Odasına geliyor diyor ki ey Allah'ım hani sen bana it demiştin ya bak ben bir yıldır itiyorum Ama şu ana kadar ben hep yoruldum hiçbir kazancım da olmadı Ben bundan sonra hareket ettiremedim ben bundan sonra bir miktar iteceğim, ondan sonra geçip geçip dinleneceğim demiş. Gene şefkatli bir ses ona seslenerek demiş ki, biz senden sadece kaya'yı itmeni bekledik. Onu hareket ettirecek olan bizdik. Sen bir sene önceki haline bir bak, onu bir düşün. Kaya'yı bir yıldır itmenle kol kasların güçlendi, bacak kasların güçlendi. Akciğerlerin güçlendi. Artık daha derin nefesler alıp veriyorsun. Ve kaslar güçlendiği zaman beyin de, beyin fonksiyonları da güçlenir. Sen artık eskisi gibi değilsin. Sen artık daha güçlüsün. Dolayısıyla sen o kayayı boşuna itmedin. Kendin geliştin. <laughs> Ve bir kere daha söylüyorum. Senden istediğimiz sadece kayayı itmendi onu hareket ettirecek, onu yerinden oynatacak olan biziz. Yeniden yaptığı işe imanı artıyor, inancı artıyor. Yeniden itmeye başlıyor. Bir hafta sonra kaya biraz hareket ediyor. Bir hafta sonra biraz daha, biraz daha derken bir iki hafta sonra kaya kenara çekilecek kadar hareket ediyor. Altından bir kese altın çıkıyor ve onu ömür boyu idare edecek bir zenginliğe kavuşuyor. Şimdi burada sizinle ilişkilendireceğim bir husus var. İnsan yaptığı işin ne kadar doğru olduğuna inanırsa inansın. Eğer bu inanç bir yerlerden beslenmezse, bazen bir yerlerden destek almazsa, bazen birilerinin sıcacık bir eli, sıcacık bir sözü yüreğimizi hafifletmezse, bu yük ağır gelebilir. İnsanız. Ve inancımız zayıflayınca şeytan fısıldamak için hazır bekliyor. Biz zayıfladığımız zaman aykırı unsurlar ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz bizim organizmamız var. Organizmamızın bir bünye direnci var. Ne zaman aşırı yorgun kalırsak, gıdamızı düzgün alamazsak, uykusuz olursak, daha güçlü bir mikropla, bünye direncini aşacak güçlü bir mikropla karşılaşırsak bünye direncimiz düşer ve bünye direncimiz düşünce mantar gibi hastalıklar ortaya çıkar bizim aynen organizmamızın bünye direnci gibi bağışıklık sistemi gibi gücü gibi psikolojimizin de bünye direnci var ne kadar samimi ve iyi niyetlerle çalışırsak çalışalım, zaman zaman azıcık dinlenmeye, zaman zaman azıcık uzaklaşmaya, zaman zaman azıcık birilerinden destek almaya ihtiyacımız var. Bu da akrabaların, arkadaşların, komşuların görevi. Mesela engelli çocukları olanlara bir arkadaşı demeli ki, bugün kızımız bende, gidin siz gezin, bana lazım bu. Size değil. Hep siz bunun sevabını alıyorsunuz. Bir günde ne olur? Belki benim cennet sebebim olur. Bir günde ben bakayım kızıma. Bir günde ben onunla oynayayım. Bir günde ben onunla çalışayım. Akrabaların bunu demesi lazım. Arkadaşların bunu demesi lazım. Size iyilik olsun diye değil, kendilerine iyilik olsun diye. Çünkü Allah'ın şekillendirdiği bir sanat eseri var ve o sanat eseriyle ilgilenmek bana iyi gelecek çünkü yaptığı her şey önce kişinin kendisini besler önce kişisini kişinin kendisini onarır kendisini iyileştirir yüreğini aklını bedenini düşüncelerini maneviyatını buna ihtiyacımız var bizim insan olmaya ihtiyacımız var sevgiyle vazgeçmeyeceğimiz bir sevgiyle şartsız bir sevgiyle ve Allah'ın bizi birisiyle karşılaştırmasının Bizim lehimize olduğu anlayışıyla bugün mesela ben buradayım gerçekten inanılmaz mutluyum çok şükür çünkü benim kayınbiraderim de belden aşağısı tutmuyor kendi bütün ihtiyaçlarını kendisi görüyor ama tekerlekli sandalyede arada telefon açıldığı zaman çok mutlu oluyor öyle her yere gidemiyor tekerlekli sandalye asansör böyle düz yer olacak falan dolayısıyla. Benim bakış açımı biraz daha revize etmeme yardımcı oldu bu ortam ve sizleri görmek. Biraz daha sorumluluklarımı hatırlamama yardımcı oldu. Biraz daha ben ne zaman en son böyle bir teklifte bulundum? Ben kime yardımcı oldum? Çevremde böyle birisi var mıydı? Bunu biraz daha sorgulamama vesile oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve efendim bir öykü daha var. Tek kollu şampiyon diye. Beni çok etkilemiştir. Oradan da yine sizlerle ilişkisini kuracağım bu öykünün. Bir, <laughs> özür dilerim, Japon çocuk tekvando ustası olmak istiyormuş. Fakat 9 yaşında geçirdiği bir trafik kazası neticesinde sol kolunu tamamen kaybetmiş. Ve kendi kendisine demiş ki, hiç tek kolu olmayan bir judo ustası olabilir mi? O zaman benim hayatım bitti. Ya kapanmış, kimseyle konuşmuyor, kimseyle görüşmüyor. Sürekli ağlıyor, sürekli mutsuz. Babası çevresindekiler ne dese onu rahatlatamıyorlar. Babası bir ustaya gitmiş, dövüş ustasına gitmiş. Demiş ki böyle böyle benim bir oğlum var. Judo ustası olmak istiyordu ama şimdi sol kolunu kopardı. Trafik kazasından sol kolu koptu. Ve şu anda oğluma ben çok mutsuz sürekli ağlıyor yataktan çıkaramıyorum. Bize nasıl yardımcı olabilirsiniz? O da demiş ki bana gönder. Delikanlıyı babası ustaya göndermiş. Çocuğa demiş ki sen kolun kopmasaydı ne olmak istiyordun? <laughs> Judo ustası demiş. Tekvando ustası olmak istiyordum. Hala içinde var mı bu istek? Evet hem de çok. Peki o zaman demiş. Şu hareketi bir hafta yap demiş. Ona sağ eliyle yapabileceği bir hareket gösteriyor. Çocuk bir hafta yapıyor, diyor ki iki hafta daha devam et. İki hafta daha yapıyor, bir ay daha devam et, bir yıl yapıyor. Hocam diyor, ben artık bu hareketi çok iyi öğrendim. Bana başka hareket göstermeyecek misiniz? O da diyor ki, sen bu hareketi yapmaya devam et diyor. İki yıl, üç yıl, beş yıl, on yıl boyunca bu çocuk tek hareketi yapmaya devam ediyor. Ustası diyor ki, bir hafta sonra müsabaka var, müsabakaya çıkacaksın hazır ol diyor. Hocam nasıl olabilir diyor. Ben tek kolluyum ve bildiğim tek bir hareket var. Nasıl müsabakaya çıkabilirim ki? Sen rahat ol. Sahaya çık ve gerekeni yap. Başka bir şey yapmana gerek yok. Ringe çıkıyor, rakibi geliyor, bir hamlede onu deviriyor. Bravo falan. Türk ne oldu ben anlamadım. Hocası da diyor ki şampiyon oldu. Şey Yendin bunu. Bir süre sonra bir şampiyonaya daha katılacaksın diyor. Ya hocam yapmayın. Bu bana yeter. Ben rezil olmak istemiyorum. Tek kolum var zaten. Tek bildiğim bir hareket. Sen başka şey düşünme. Sen ringe çık, muhatabınla dövüş. Başka bir şey istemiyorum senden. Çıkıyor. Onu da yeniyor. Çıkıyor. Bir daha yeniyor. Diyor ki yarın dünya şampiyonası için sahalara çıkacaksın. Hocam yeter diyor. Beni bütün dünyaya lütfen rezil etmeyin. Yeter. Hayır diyor. Sen şimdiye kadar cesaret gösterdin. Şimdi de cesaret göster ve çık. Sadece sahaya çıkmanı istiyorum. Sonucu sen düşünme diyor. Sahaya çıkıyor, tek hamlede muhatabını da yeniyor ve dünya şampiyonu oluyor. İnternette bu öyküye tıklasanız ulaşabilirsiniz. Şaşkınlık içinde büyük bir mutluluk havalara uçuyor ama ne oldu da kendisi şampiyon oldu? Onu bir türlü anlayamıyor. Hoca diyor ki, Evladım. Ben sana öyle bir hareket öğrettim ki bunun karşı atağını yapabilmesi için senin sol kolunu tutması lazım. Senin sol kolun olmadığı için olmayan kolun senin avantajın oldu ve sana karşı atak geliştiremiyor ve yeniliyor. İşte bu. Ve bazen insanların eksik tarafları onları en çok güçlendiren tarafları olabilir. Yine bir Hindistan'da bir e, ağa bahçeleri var. Bir de hizmetçileri var. Sürekli kovayla gölden bahçeye, kuyudan eve su taşıyor. Fakat kovalardan birisi delikmiş. Hayırla yaşayın. Kova dile geliyor bir gün diyor ki, ben hep senin taşıdığın suların yarısını Yere döküyorum. Ben çatlak bir kovayım. Beni bırak diyor. Beni bırak ben çatlak bir kovayım. Sağlam bir kova al. Enerjini boşuna tüketiyorsun diyor. O da diyor ki: Öyle mi düşünüyorsun diyor. Evet öyle düşünüyorum diyor. Peki diyor. Şimdi ben dereye giderken yolun sağ tarafına bir bak bakalım ne göreceksin diyor. Giderken kovayı taşıyan beyefendi diyor ki: Sağ tarafta gördüğün çiçekleri gördün mü? Gördüm diyor. İşte sen o çatlak tarafından akıttığın suyla o çiçekleri suladın. Ben senin eksik yönünü biliyordum. Bu eksik yönünden istifade etmek için senin olduğun tarafa çiçek tohumları ektim. Ve sen her seferinde o çatlak kısmından akıttığın suyla o çiçekleri suladın. Ve ben daha sonra o çiçekleri toplayarak efendimin bahçesini süsledim. Aslında diyor her birimiz çatlak kovalarız. Senin öyle bir eksiğin var, benim başka bir eksiğim var, ötekinin başka bir eksiği var. Yeryüzünde mükemmel insan yok ki diyor. Önemli olan o eksiğinden bir fayda devşirebilmek. O eksiğini de hayır amaçlı, güzellik amaçlı, iyilik amaçlı kullanabilmek diyor. Bu öykü de beni çok etkileyen, çok hoşuma giden bir öykü olmuştur. Dolayısıyla allah Teala bir şeyi alırsa başka bir şey verir. Ve bunun için bir, birilerinin acıyan gözlerle bakmasını umursamayacaksınız. İki, benden bir şey olmaz asla demeyeceksiniz. Üç, ben bıktım, usandım demeyeceksiniz. Dört, Allah acaba bana ne depoladı? Ben de ortaya çıkardığım zaman hiç kimsenin yapamayacağı hangi yetenek var? Hangi özellik var? Hangi güzellik var diye soracaksınız. Çünkü var. Ama bunun bir dokunuşla ortaya çıkması gerekiyor. Gene çok hoşuma giden bir öykü var. Yaşlı bir adam sürekli dua edermiş. "Allah'ım ne olur ben yoksulum. Bahçemden bir küp altın çıksın. Çalışamıyorum da." Bir, iki, üç, beş yıllarca böyle dua etmiş. Bir gün hikaye bu ya melekler demişler ki Ey Rabbimiz senin her şeye gücün yetiyor. Bu kulun, bu kulun senden yıllardır bir küp altın istiyor. Ne olur versen de bu kulunu da sevindirsen. Allahü Teala meleklere hitaben diyor ki ey meleklerim ben sizin bilmediğinizi biliyorum. Okulumun bahçesinde bir küp altın var. Lakin bir kere kazmayı alıp vurmuyor ki. İşte her çocuğumuzun ve her insanın içerisinde dokunduğu zaman kendisine ömür boyu yetecek bir enerji var. Kesin. Bunu ispat ederim. Bütün bilimsel disiplinlerle bu söylediklerimi size ispat edebilirim. Üstelik dini anlayışımıza da ispat ederim. İki, her insanın içerisinde muhteşem bir enerji var. Herkeste farklı olabilecek muhteşem bir yetenek var. Şimdi ne göstereyim ben size? Şöyle bir şey var. Bunu ben göstersem herkes yapsa bunun üzerinde herkese has bir iz kalır. Herkesinki farklı olur. Şu anda ben size desem ki ben konuşmaya başladığımdan bu yana ne anlattıysam Rica edeceğim, aklınıza kalan bir iki cümleyi bana aktarır mısınız desem, hepiniz farklı cümle kurarsınız. Çünkü kişi olarak her birimiz farklıyız ve bu farklılığın ürettiği güzellik de farklı oluyor. Mesela ben bazen seminerlerimde yapıyorum. Şimdi de yapayım. Yeşil kelimesi size neyi çağrıştırıyor? Aklınıza ilk geleni söyleyin. Size, efendim. Yeşil kelimesi. Yeşil deyince ne aklınıza geliyor? Siz düşünün. Cenneti hatırlatıyor. Güzel. Yeşil. İlkbaharı. Yeşil. Peygamber Efendimizin kubbesi. Yeşil neyi hatırlatıyor? Efendim? Bir düşünün. Peki. Peki. Ama ben cevap vermenizi rica ediyorum. Çünkü verebilecek durumdasınız. Yeşil deyince aklınıza ilk ne geliyor? Bunu bir düşünün. Beyefendi sizin Doğa geliyor. Sizin bahçe, sizin Mama. ne? Mama. Peki, peki sizin evet. doğal ee. güzellik, sizin yaprak. yaprak, beyefendi sizin doğa, doğa. sizin Kabe, bahar, bahar. ravza, Beniz. yeşillik. He. Bunun fotoğrafını çizin desem herkes farklı fotoğraf çizer. Dolayısıyla herkes farklı. Ve herkesin ortaya çıkardığı şey de farklı. O yüzden de bir, her insan çok güzel. İki, her insan çok yetenekli. Sadece şu ana kadar onun ne kadarını ortaya çıkarabiliyor bu önemli. Şimdi bazı, efendim, ne geliyor? Efendim? Yonca, aferin, aferin, aferin. Ee, şimdi hanımefendinin bir dedi ki benim arkadaşım var adı yeşil onu hatırladım dedi kimin aklına gelir mesela herkes farklı bir şey bir ağacın bile onlarca tonu var bir yeşil ağacın onlarca yapraklarının arasında tonu var bununla şunu demeye çalışıyorum herkes çok güzel herkes çok iyi. Ve herkes kendi güzelliğini yansıtacak bir yeteneğe sahip. Sadece bunun farkına varılıp ortaya çıkması için ne yapılıyor? En küçük zaman diliminden başlayarak, çocuğun küçük olduğu zaman diliminden başlayarak. Biz toplum olarak şöyle bir dezavantaja sahibiz. Çocuk düşer, ay 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 bir yerini acıdım, kalk kalk hemen ya çocuk kendisi kalkar. Çocuk aslında acımıyor, şey, acımıyor. Bir yere acımadı ki ağlamadı. Ay diye anne bir bağırıyor. Çocuk annesinin gözüne bakıyor. Ondan sonra başlıyor ağlamaya. Çocuk merdiven çıkıyor. Dur düşme. Şey çıkma düşersin. Ya iki basamak merdivenden düşse ne olur ki? Düşmeyecek yani. Ama biz düşme fikrini aklına koyuyoruz. Niye sen yapamazsın? Ve hemen yardıma koşuyoruz. İnanın eğitimin önemini bilenler asla çocuk 10 kere tırmanacak, 11. de başaracak. Tutmuyor elinden. Çocuk kendisi başarsın. Geçenlerde internette bir video paylaşılmış. Küçük bir kız küçücük bir at var midilli tarzında. Onun üstüne çıkmaya çalışıyor. Ailesi de videoya çekiyor. Bir kere atlıyor çıkamıyor. İki kere atlıyor çıkamıyor. Üç kere atlıyor çıkamıyor. Dokuzuncu da onuncu da çıktı ama çıktıktan sonra ne kadar mutlu oldu. İşte o mutluluğu biz çocuklarımıza yaşatmıyoruz. İşte sen, senin çocuğumun kolu zayıf atıyorum mesela. Hemen ben yediriyorum. Bırak kendisi yesin. Döke saça kendisi yesin. Arada sen ağzına ver ama bırak o kolunu çalıştırsın. Mesela kayınvalidem ayakta zor duruyorken biz onu iki kişi kolundan tutarak aman dizleri kireçlenmesin, yürüme refleksini kaybetmesin diye lavaboya kadar götürüyorduk. Kollarını böyle hareket ettiriyoruz. Sağ tarafına yatıldığı zaman ben bir taraflarını e, oğalıyorum, ovalıyorum. Böyle masaj yapıyorum kan dolaşımı olsun, ağrıyan yerleri varsa e, ağrınmasın ağrımasın diye. Bir harekete ihtiyacı var insanın. O zaman siz sürekli onun hareket alanını daraltıp kendiniz hareket ederseniz onun hareket ihtiyacını gidermemiş olursunuz ve onun biraz daha sıkıntı yaşamasına yardımcı. Ne yazık ki olumsuz anlamda yardımcı olmuş olursunuz. O yüzden Bırakın çocuklar kendi işlerini kendileri görsünler. Bırakın yapabilecekleri şeyleri bozuk da olsalar bizim yaptığımız gibi yapmaları da gerekmiyor. Yapabildikleri kadarını o yapsınlar. Döke saça yemek mi yiyor? Önüne bir önlük bağlayın döke saça kendisi yesin. Giderek daha iyi yapmayı öğrenecek, kasları gelişecek, kendisini daha iyi hissedecek. Ve onlara Allah'ın özel kulları muamelesi yapın. Ve onları çok sevin. Başlarını okşayın, kitap okuyun, Onların mutlu olması için arkadaş ortamı bulun, parka götürün, bir şeyler sattırın. Mesela bazıları bir yayın evinden kitap alın, topluluk yerde kitap satsın, para kazansın. İşte burada ilişki yapıyorsunuz. Ben hayran kaldım. Tıkır 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 bir cam mesela öyle eli alışmış ki hanımefendilerin ben ben birazcık fazla bastırmış olsam cam ayna kırılır. Ama Tık 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 onun bir dozu var. Eli ayarını almış ve tıkır 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 harika yapıyorlar. Hanımefendileri gördüm orada baktım harika şu eserler muhteşem. Tebrik ediyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Ve bu başarılar için bir alkış alabilir miyim çocuklarımıza? <laughs> tebrik ederim. Ve ben inanıyorum ki daha çok güzel ve muhteşem şeyler yapacaksınız. Hiç kuşkunuz olmasın. Muhteşem şeyler yapacaksınız. Ve kendinize inanın. Kendinize güvenin, dimdik durun. Siz Allah'ın özel kullarısınız. Anneniz babanız seçilmiş özel kullar. Ne kadar harika bir şey. Ve içinizdeki yetenekleri lütfen açığa çıkarmak için çaba sarf edin. Bir kitap aldım kendimi engelletmem diye. Yıllar önce Kadıköy'den yolum geçiyordu. Yerde sokakta kitap satıcıları var. Onlardan birinde kalçasından aşağı bacakları olmayan birisi boynu dolu madalyalarla. Evet. Gördünüz evet. mü o kitap? Öyle. Efendim? Kulları Tren kazası. Evet. Aynen öyle. O kitap hala benim... Şu anda dünyada Evet. Evet, teşekkür ederim. Ee, yaklaşık iki buçuk üç yaşındayken tren raylarının üzerinde uyuyor. Bacaklarından tren geçiyor. Kollarından da, kollarını nasıl kaybetti onu hatırlamıyorum. Aynı. Belki de böyle hani şeyin üzerinde kollarını şöyle atarak yattıysa kolları ve bacakları yok ama boynu madalyalarla dolu. Eli ayağı tutan insanların yapamadığını yapıyor ve dünyada beyefendinin dediği gibi tek bir örnek. Dolayısıyla bir, sizin de yapabileceğiniz, eli ayağı tutan her azası normal insanlardan daha iyi şeyler var. Daha iyisini yapabilirsiniz. İki, para kazanabilirsiniz. Üç, bize kullara düşen şey şu. Radiyetü billahi rabben ve bil İslamı dinen ve bir Muhammed'i Resul'en sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi ben Rab olarak senden razıyım. Senin verdiklerinden razıyım. İki, aferin. İki, din olarak İslam'dan razıyım. Üç, peygamber olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden razıyım. Allah'a inanmak insanın içine muhteşem bir huzur veriyor. Bunun Allah'tan geldiğini bilmek ve bunun bir ödül olduğunu, kişinin kendisini geliştirmesi için bir fırsat olduğunu ve Allah'ı razı etmenin çok güzel bir yol olduğunu insan anladığı zaman hiçbir kul için bunu yapmaz ama Allah için yapar. Benim bir arkadaşım var, çok yakın görüştüğüm bir arkadaşım. 10 yıl çocuğu olmamış, 17 yaşında evlenmiş, 27 yaşına kadar çocuğu olmamış. Diyor ki Salih Hanım, çocuk için yanıyorum, tütüyorum. Ağaçlardan dua istiyorum. Mübarek ağaç ne olur benim için dua eder misin? Mübarek hayvan ne olur benim için dua et. Allah'ım bana hayırlısıyla evlatlar versin. Rüyama diyor bir dede girdi diyor. Böyle pirifani bir dede girdi diyor. Bana dedi ki diyor, bu beni çok etkilemiş bir öyküdür. Allah sana çocuk vermediğinde de Allah'tan razı olduğunda çocuğun olacak. Bunu başarmak iki buçuk sene aldı diyor. Şikayeti geri çekip razı olmaya yüreğimi ikna etmek iki buçuk yılımı aldı diyor. Artık içim rahat olarak dedim ki diyor Allah'ım sen bana çocuk verme sen de ben senden razıyım. İki hafta sonra hamile olduğumu öğrendim diyor. Orijinal kısımlardan birisi bu. Asıl orijinali şimdi geliyor bir, iki, üç tane, dört tane oğul oluyor. En küçük oğlunu büyütürken artık yürümeye başlıyor. Merdivenden yürürken oğlunun yürümesinde bir sıkıntı olduğunu görüyor. Doktora götürüyor, hiçbir şey yok diyorlar. Fakat yok diyor, yani bu çocukta bir şey var. Bir süre bekliyor, demek ki ben yanıldım diyor. Fakat çocuğun hareketlerine baktığında tekrar doktora götürüyor tekrar götür tekrar getir derken doktorlar artık demişler ki bir daha getirirsen bakmayacağız ve tahlillerde bir şey çıkmıyor anne de ısrar ediyor gene bir gün yürürken gene ciddi bir engelini görünce hani normal olmayan pozisyonu görünce gitmiş demiş ki bu seferde bakın son eğer bu seferde çıkmazsa söz veriyorum bir daha gelmeyeceğim o zaman çıkmış. Bu hanımefendinin çocuğu erkek ve 3-5 3-5 vakit ilerledikçe hastalık kendisini gösteriyor. Arkadaş 2 yıl kimseyle konuşmuyor. Evden dışarı çıkmıyor. Mutsuz, huzursuz. Kafamı dağıtayım diyerek davranış bilimleri okudu. Orada arkadaş olduk. Kafamı dağıtayım diyerek ressam oldu. Kaç yerde resimleri var? kafamı dağıtayım diyerek çocuğuyla beraber bir sinema filminde çocuğunu oynattı ee, çok önceki Samanyolu TV'de çocuklarla ilgili bir program vardı çocuğunu oraya götürdü çocuğu kitap satmak istedi Tekerlekli sandalye ile cadde üzerinde çocuğuna kitap sattırdı. Fakat şu anda aldığı kortizonlardan çocuk o kadar çok kilo aldı ki artık arabayla taşıyorlar. Ailede herkesin beli incindi. Çocuğu taşımakta ciddi sıkıntı çekiyorlar. Uzunca bir süre geçen sene uğrayabildim. Evleri biraz uzakta. Ben de en son ne durumdalar? Ee, bilemedim. Çocuk artık ellerini tamıyor. Anne yüzümü kaşır mısın diyor. Anne şuramı kaşır mısın diyor. Kendi ellerini kullanamıyor ve şu anda öyle tahmin ediyorum biraz daha ağırlaşmıştır. Bu vesileyle inşallah ilk fırsatta ben de arkadaşımı ziyaret etmiş olayım. Bayağı ara vermişim. Bunu hatırladım. Bu da benim için iyi oldu. Dedi ki Salih Hacım dedi. Şimdi benim bir aşama daha kaydetmem gerekiyor dedi. Ya Rabbi Oğlumu aldığın zaman da senden razı olacağım aşaması dedi. Ona da az kaldı dedi. Şu anda kendimi onun için hazırlıyorum. Ya Rabbi artık oğlumu alabilirsin. Dememe az kaldı dedi. Şimdi dedi ki belki de Allah sırf bu çocuk için beni dünyaya getirdi. Ve ben dedi bu çocuğumla nasıl daha insani ve Güzel ilişkiler yaşayabilirim diyerek kendimi çok geliştirdim dedi. Gerçek çocuk büyütmeyi ben bu oğlumda öğrendim dedi. Gerçek sevgi neymiş? Gerçek ilgi neymiş? Ben bunu bu oğlumda öğrendim dedi. Diğerleri hiç çelik çok çomakmış dedi. Çocuk büyütmek saymayın diyorum dedi ben annelere. Yiyor, içiyor, yatıyor, kalkıyor. Ondan sonra kötü davranma bir sorunu yok çocuğun dedi. Kötü davranınca çocuklar sorununa dönüşüyor dedi. Ve ben anneliği, Bilgehan ismi, Bilgehan'la tattım dedim. Ve dolayısıyla anne imtihan oluyor, baba imtihan oluyor, kardeşler imtihan oluyor, çevredekiler imtihan oluyor. Ve biz bu imtihanı çoğunlukla kaybediyoruz. Şikayet edenler var, kızanlar var, olumsuz davrananlar var bunaldıkları için. Fakat toplum olarak görevimizi yapmadığımız için annelerin bunalmasını, Ferahlatacak hiçbir şey yapmıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Destek olmuyoruz. Sırf resmi kurumlardan e, gelen olur da resmi kurumlar yardım ederse ancak hani bir şeyler olabiliyor, bir şeyler yapılabiliyor. Dolayısıyla bazen sevgiyi, bazen merhameti, bazen sabırsızlığı yenme aracı. Allah kim bilir? O çocuğu böyle yaratmakla neleri murat etti? Annenin, babanın buradan ne gibi bir ders almasını, nasıl yaklaşmasını istedi? Bir takip ettiğimiz bir hocamız var da diyor ki bilgiden ahlak çıkarın. Allah bunu bize verdi. Peki burada Allah bana benim ne yapmamı istiyor? Allah'ın bana mesajı ne? Allah'ın bana mesajı ne? Bir e, gerçek yaşanmış bir hadise anlatırlar. Bir gelin hanım e, evlenmiş. Böyle şeker gibi nur gibi de bir kayınvalidesi var. Fakat bu gelin hanım tutturmuş ben anneni istemiyorum. Demiş ki bak benim annem yaşlı eşim. Annemi bıraksam yalnız yaşayacak durumda değil. Başka kardeşim yok. Yakında kimsemiz yok. Ben annemi almak zorundayım. Annem sen yemek yapıyorsun karışıyor mu? Hayır. Temizlik yapıyorsun karışıyor mu? Hayır. Eve birisini getirdiğin zaman karışıyor mu? Hayır. Senin bir işin var karışıyor mu? Hayır. İkimizin arasını bozmaya çalışıyor mu? Hayır. Annemden ne istiyorsun? Hayır. Onun varlığı bile beni rahatsız ediyor. Ben onu istemiyorum. Kusura bakma. Sen annemi bilerek evlendin. Ve benim annemi götüreceğim başka bir yer yok. Ben onun tek evladıyım. Çok üzgünüm. Alışmak zorundasın. Annemle geçinmeyi, barışmayı alışmak zorundasın. Aradan fazla zaman geçmemiş. Gelin hanıma bir felç geliyor. O istemediği kayınvalide bakıyor. Akıbeti ne oldu bilmiyorum. Ama heh, heh, heh. Allah onu Allah öyle söyleyeni ötekine muhtaç etti. Dolayısıyla ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin. Asla kimseyi kınamamak lazım ki hadisi şerif var. Allah kınadığı şeyi başına vermeden okulun canını almaz diyor. Ve işimizi, gücümüzü bırakıp çocuklarımızın ihtiyaçlarıyla ilgilenmemiz lazım. Fakat biz bazen şöyle bir kayma yapıyoruz yanlışlıkla. Tam da hani durumun farkında olmadan. ihtiyacı olanla o kadar çok ilgileniyoruz ki sağlam çocuklar çok mahrum kalıyor. Ne onunla parka gidiyoruz, ne onunla ilgileniyoruz, ne onun suçu ne? Tamam bunun da suçu yok, bununla ilgilenelim de bunu çok yaşıyoruz. Öteki çocuklar çok mahrum kalıyor. Ne anne sevgisi, ne baba sevgisi, ne ilgi, ne bir paylaşım, ne bir şuraya buraya. Tamam, ötekinin çok ihtiyacı var da, diğerinin de var. Bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Bu da anne babaların farkında olmadan ee, gözden kaçırdıkları bir şey. Ve ee, size tavsiye ediyorum, bu güzel çocukların anneleri babaları olarak. Çocuklarınızın iyi yönlerini başkalarının göreceği şekilde e, sergileyin. Benim kızım şöyle yapıyor, benim oğlum böyle yapıyor. Ben onu çok seviyorum. Onun şöyle iyi özelliği var, böyle güzelliği özelliği var. Birilerinin takdir etmesine zemin hazırlayın. Görmüyorlar, bilmiyorlar. Siz biliyorsunuz çünkü. Bunu gerçekleştirin. Kendileri gibi olmayan sağlam insanlarla bir arada bulundurun, onlarla oynamalarını sağlayın ve ben yıllar önce kayınbiraderime abi diyorum dedim ki abicim gerçek engellilik fiziki engellilik değildir, kötü niyettir, aklını kullanmamaktır, aklını iyilikte ve hayırda kullanmak yerine zararda kullanmaktır. Gerçek engellilik bu. İnsanın ben ee, biliyorum sağlığı yerinde gibi duruyor. Bir pıhtı geliyor, beyin damarlarından birisini tıkıyor, bitti, yarı tarafı felç, ölene kadar öyle. Hani sağlıklıydın? Anlık bir şey bu. Benim bir arkadaşım vardı, evin ortasında yürürken bir madeni parayı görmemiş ve basmış. Bacağı üç yerinden kırıldı. Üç ay, üç ay hastanede yattı. Platin takıldı, çiviler takıldı. Hoş geldiniz. Rica edin, Hiç sorun, hiç sorun yok. Yok yok estağfurullah. Ondan sonra biz ziyarete gittik. Bekarken ki hadise bu. Kaç yıl önce? 35-36 sene önceden söz ediyorum. Bana dedi ki Salih Hacım dedi. Şu anda dedi ben yataktayım. 3 aydır sağdan sola dönemiyorum dedi. Müstahdemine bakıyorum yürüyor. Gelen ziyaretçi çocuklar yürüyor, hemşireler yürüyor, doktorlar yürüyor. Allah'ım adım atmak ne büyük nimetmiş. Ne büyük nimetmiş diyorum dedi. Ve ben dedim, hiçbir şeyden kolay kolay memnun olmayan bir insandım dedim. Mesela ben hatırlıyorum, rica ederim estağfurullah, hoş geldiniz. Mesela gelinliği dikiliyordu, çiçek bembeyaz mı olsun, krem renkli mi olsun, ona canlı pembe mi koyalım, günlerini aldı bu. O kadar titiz, o kadar mükemmeliyetçi, o kadar hayatı milimi milimine yaşayan bir insandı ki. Şimdi dedi ki, hepiniz hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk Allah razı olsun, rica ederim. Şu anda bir adım atmaya hasret kaldım dedi. Dolayısıyla insanlara söyle Salih Hacım dedi, sen insanlara hitap ediyorsun dedi. Lütfen hayatlarının kıymetlerini bilsinler. Aldıkları nefesin Attıkları bir adımın bile ne kadar önemli olduğunu fark etsinler dedi. Geçenlerde benim bir danışanım hanımefendi oldu. Bununla e, toparlıyorum. Bir aylık şey e, bir haftalık evliyken balayından dönerken eşi bir an kontrolünü kaybediyor. Kaldırıma çıkıp bir ağaca e, çarpıyorlar. Ciddi bir kaza yaşıyorlar. Ben diyor şöyle ilk önce bakınca. Elime saplanmış cam parçacıklarını gördüm diyor. Eşim kapıyı açtı. Benim tarafıma bir geçti ki eşimin yüzü berbat bir vaziyette. O zaman anladım ki ciddi bir şey olmuş diyor. Bir de baktım ki sağ kolum kopmuş. Ve sadece ufak bir deri parçası tutuyor diyor. Beni alelacele apar topar ambulans çağırdılar. Bir hastaneye götürdüler diyor. Hastanenin kapısına girerken diyor. Hastaneyi görünce hatırladım. Neyi hatırladım diyor. İlk bir ay önce ben o hastaneye en büyük derdim yüzümdeki sivilcelerimdi diyor. Sivilcelerim için gitmiştim. Ama şimdi kolum koptu, ciddi kan kaybediyorum. Hayati bir durum için gittim diyor. İki yıl hastanede kalmış bir aylık, bir haftalık evlilik gelin. İki yıl hastanede bakımda kolu yedi ameliyat geçirmiş. O kolundaki ince sinirleri, ince lifleri, incecik damarları dikmişler. Bir parçalanmış halinin filmini gösterdi bana. Aşama aşama filmleri çekiliyor. Onun fotoğrafını telefonundan gösterdi. Paramparça, o kemikler paramparça. Ve şu anda sadece omzunda tutmayan bir yeri var. Kolu tutul, tutmuş. Eli hareket edebiliyor. Eli duyabiliyor. Sinirleri hem hareket ediyor hem birleşmiş, kaynamış. Şimdi diyor ki, yedi ameliyat geçirdim. Bundan sonra ne kadar daha ameliyat geçireceğimi bilmiyorum. Ama ben hayattayım diyor. Ben hayattayım, varım. Ağzımın tadı yerinde, görebiliyorum, düşünebiliyorum. Ben hayatımın tadını, hayatımın kıymetini anladım bu kazayla diyor. Tam da kaza yapacağı zaman eşime sitem ediyordum. Sen benimle ilgilenmiyorsun, telefonunla ilgileniyorsun, sürekli yola bakıyorsun diyordu. Hala kapris yapmakla meşguldüm diyor. Ben hayatı anladım bu kazayla diyor. Ve bir insanın elini kaldırıp da mesela şu seviyeden yukarı kaldıramıyor elini. Ya böyle eline ağzını yaklaştıracak ya da başka eliyle yiyecek. Bir kaşık çorba mı yiyemiyorum şu anda diyor. Bu ne büyük nimetmiş diyor. Ağzına çorbayı götürebilmek ne büyük nimetmiş mi diyor. Dolayısıyla bir şey yapamıyor olabiliriz. Bir tarafımız eksik olabilir. Bazı sıkıntılarımız olabilir ama onu dengeleyecek Allah başka bir güzellik veriyor. Bir şeyi eksik ederse Rabbim bir başka şeyi artırıyor. Bir başka şeyi daha çok güzelleştiriyor. Ve bize düşen bir, verdiğinden dolayı Allah'tan razı olmak. İki, bunun seçilmiş bir insan olduğumuz anlamına geldiğinizi anlamamız gerekiyor. geldiğimiz anlamamız gerekiyor. Ve bir diğeri, sizler gelmeden önce bir hadise anlatmıştım. Arkadaş diyor ki ben anneliği bu çocuğumda öğrendim diyor. Sevmek neymiş, şefkat neymiş, çocuğuna candan ilgi neymiş, ben bu çocuğumla öğrendim diyor. Belki de ben sırf bunun için dünyaya gönderilmiş bile olabilirim diyor. Üzüntümü dağıtmak için ressam oldum diyor. Televizyon programına, radyo programına çıktı. Okul bitirdi, psikolojim düzgün kalsın diye. Benim hiç bunları yapmak gibi bir derdim yoktu. Ve diyor, "Çocuğumu büyütürken aslında ben kendimi yetiştirdim. Kendimi olgunlaştırdım. Kendim biraz daha insan oldum." diyor. İnsan olmanın ne demek olduğunu anladım diyor. Dolayısıyla bu güzel çocuklarımız, hayatın çiçekleri, hayatın baharları, hayatın anlamı bize onlara ne kadar iyi bakarsak onların dünya çapında birer birey olabileceklerini anlatıyor. Tek kollu şampiyon gibi. Ve kendimi engelletmem diyen beyefendinin madalya dolu göğsü gibi. Öyle güzel, öyle parlak başarılara imza atarlar ki. Diyelim ki hiç öyle dünya çapında bir başarısı olmadı. Evde mutluysa, sevildiğini hissediyorsa, değer görüyorsa, diğer kardeşleriyle beraber kaynaşmış olarak hayata tutunabiliyorsa bundan güzel bir servet olamaz. Bundan güzel bir nimet olamaz. Ne kadar hoş, ne kadar tatlı. Her birisi birbirinden güzel. Her birinin farklı özellikleri, farklı güzellikleri var. Allah'ım sen nelere kadirsin. Kim bilir ne hikmet var bu çocuğun bana verilmesinde. Allah benim buradan kim bilir ne ders almamı istedi. Nasıl bir şey yapmamı istedi. Toplumsal yönü var. Akraba ile ilgili yönü var. Hani daha geniş çerçeveye, daha dar çerçeveye, bana, eşime. Allah bizim gelişimimiz için bir fırsat verdi. Allah bize bir güzellik sundu. Ve biz diyoruz ki Ya Rabbi senden ve verdiklerinden razıyız. Ya Rabbi biz diyoruz ki beni çocuğum için en ideal şekilde davranan anne eyle, baba eyle diyoruz. Ve diyoruz ki Ya Rabbi özel bakıma ihtiyaç hisseden çocuğumun bakımını yaparken diğer sağlam çocuklarımı ihmal etmememi nasip eyle. Et. Onu çok yapıyoruz. Onlar sevgiden mahrum kalıyor, paylaşımdan mahrum kalıyor, ilgiden mahrum kalıyor. Haklısınız. Bu tarafta daha acil bir ihtiyaç var ama onların ihtiyacı da acil. İkisini dengeli tutmaya gayret etmek lazım ve e, sürekli başka kimseden yardım almadan çocuklarına bakan annelerin, babaların zaman zaman psikolojik destek alması, zaman zaman profesyonel e, devlete gidip bize bu konuda böyle bir hakları var diyebiliyorum. Yardım alması, psikolojinin rahatlatması, manen kendilerine biraz destek olunması gerekiyor çünkü buna ihtiyaç var. Biz insanız sürekli aynı ortamda bulunmak, sürekli aynı işleri yapmak bunaltıyor ve üstelik bazı engeller sizin hareket alanınızı da kısıtlıyor. İstediğiniz şeyleri yapamıyorsunuz, istediğiniz yere gidemiyor, istediğiniz şeyi alamıyorsunuz belli mekana, belli şartlara mahkum kalabiliyorsunuz. O da insanın daha kolay yorulmasını, daha kolay bunalmasını getiriyor. O zaman da lütfen akrabalarınız söylemiyorsa bile deyin ki mesela Ayşecim bugün yarım gün kızımla sen oturabilir misin? Ben her türlü ihtiyacını gidereceğim. Senden rica ediyorum. Yarım gün senden yardım istiyorum. Birilerine talep edin. Size bir kitap tavsiye edeceğim. Öğretmenin Mori ile Salı Buluşmaları. Boyner Yayınlarından. Kesinlikle bunu okumanızı tavsiye ederim. Muhteşem bir kitap. Orada bir beyefendinin hayatı nasıl algıladığı, bir öğretmenin kendisiyle ilgili insanlardan nasıl yardım istediğine dair çok çarpıcı açıklamalar bulacaksınız. Boyner Yayınlarından Öğretmenin Mori ile Salı Buluşmaları çok meşhur bir kitap. Birilerinden yardım talep edin. Benim mesela üniversitede okuyan bir kızım var. Babasına diyor ki "Babacığım sen en son ne zaman babaanneme yemek yedirmiştin? Babacığım şimdi yemek zamanı. Biraz sevap kazanmak ister misin?" O da tabii ki diyor. "Buyur babacım diyor. "Abicim sen en son ne zaman babaannemle ilgilendin?" "Vallahi geçen haftaydı. Biraz ara geçmiş. Sen meyvesini yedirmek ister misin?" herkese görev dağılımı yapıyor. Ben böyle bir şey söylemediğim halde o kadar hoşuma gidiyor ki anlatamam. Evdeki herkesin babaannesine dokunmasını, onun bir ihtiyacını gidermesini sağlıyor. Bu çok özel ve önemli bir şey. Akrabalarınızdan talepte bulunun, rica edin. Komşularınızdan rica edin. Onlar bunun ne kadar önemli ve gerekli olduğunu bilemeyebilirler. Ama siz biliyorsunuz. Hiç kimse yaşayandan daha iyi bir durumu bilemez. Onun duygusunu da o insan kendisi bilir Onun şartlarını da o insan kendisi bilir O açıdan Bir çocuklar çok özel İki annelere de özel İki tarafta seçilmiş Aslında hep anneler dedim Aynı şey Ama ben, e, onu kabul etmiyorum, sadece anneleri. Tabii ki kabul etmeyin Ben, e, Ama, e, ben Vurgu yapalım Vurgu yapalım. Eksik bıraktım. Özür diliyorum. Anne baba aynı şey. Hani ben belki de daha çok hanımefendileri gördüğüm için zihinsel olarak. Mesela kitap imzalıyorum. İşte falanca hanımefendi. Beyefendi geliyor ona da hanımefendi diye Hemen düzeltiyorum. Ee, anne baba paslaşarak yapmalı zaten tek taraflı olursa zaten çöker vurgu yaptığınız için Allah razı olsun çok doğru babaların annelerin planlı programlı yardımlaşarak paslaşarak paylaşarak bu işi götürmesi lazım yoksa tek başına imkan ve ihtimal yok ne babanın ne annenin tek başına üstesinden gelebileceği bir şey değil Allah kolaylık versin Allah yardımcınız olsun bitirmeden soracağınız bir şey var mı buyurun Önceleri ilk seferinde bana da 3 dediler. Fakat daha sonra 2'de başlayalım. 3'ü servisleri geliyor çocuğun 3 çeyrekte mi servisleri geliyor dediler. Ben de ona göre programımı düzelttim. İlk önce 3'te dediler. Demek ki size ulaşılmadı. Doğru. 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 İyi yaptınız. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Hıca, bir Buyurun. ne istediğine bağlı. Ben normal çocuklar için de <laughs> biz onları mutlu etmek için ne yapabileceğiz? <laughs> biz onlara doğru mu ee, aynı e, çizgide devam etmemiz lazım yoksa yeter bu kadar bisiklet ben kendi çizgime doğru mu gitmem lazım? Bunun bu önemli kesinlikle önemli. önemli. Teşekkür ederim. Sizin bu sorunuz bana başka bir şey daha düşündürdü. Ne zaman servis geliyorsa lütfen beni o saatte bilgilendirin. Öyle mi? Tamam o zaman şöyle bir iki dakika müsaade var mı? Toparlayayım. Ben normal çocuklar için de özel çocuklar için de bir şey talep ettikleri zaman iki soruyu sormanız lazım. Bunu öneriyorum. Bir, bu çocuğun bu talebini yerine getirebilirsem bunun kime ne zararı var? Kendisine, bana, eşyaya, bir hayvana, bir canlıya bir zararı var mı? Yok. O zaman bir evet diyebilirim. İki evet dersen ben ne kaybederim? Baktım hiçbir şey kaybetmiyorum. O zaman evet derim. Şimdi özür dilerim. Ee, yeni e, dün konferanstan geldim. San ediyorum bu arasın biraz yorgun. Özür diliyorum. Şimdi siz soru soruyor ya da sizin bir şey yapmanız istiyor. <laughs> yapıyorsunuz. Bir daha soruyor, bir daha yapmanız istiyor, bir daha yap bir daha yapıyorsunuz. Bir daha, bir daha, bir daha baktınız ki sizin tahammülünüz aşıyor. Şimdilik burada keselim, sonra devam ederiz. Çünkü sizin de bir hem başka işiniz gücünüz var, başka sorumluluklarınız var. Hem de her şeyin de bir dozu var. O dozunu bilmeyebilir ama siz biliyorsunuz. O yüzden şimdi mesela bazen istediği çok olmaz ama sizin tahammülünüz azdır. İnsanım ben bugün dün iki saat oynadım ama bugün 15 dakika oynayamayacağım. Ne yapacaksınız diyeceksiniz ki yavrucuğum bugün söylediğini yapamayacağım ama yarın şu saatte yapabiliriz. Ya da akşam şu saatte yapabiliriz. Mutlu edin ama Allah bile sınırsız bir mutluluk sınırsız bir özgürlük tanımıyor. Her şeyin bir sınırı var. Zarar vermediği müddetçe mutlu olacağı şeyleri yapabilirsiniz.